Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Şu anda sizlere Hollanda'nın Laay kentinden, Hollandaca ismi Den Haag kentinden sesleniyoruz. Ve yanımızda Hamza Çelik Bey var. Hamza Çelik Bey aynı zamanda Konya Sevdalları Vakfı yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı. Ve şu anda esnaflarımızı, iş adamlarımızı tanıyalım bölümünde de kendisine bir ziyaret edelim dedik. Ve şu anda Laak 33 inşaat firmasının inşaat sahasındayız ve helmlerimizi giydik, miğferlerimizi giydik. Evet, Hamza Bey, size isterseniz kısaca bir tanıyalım önce isterseniz. Ben efendim Hamza Çelik, 1990'dan beri Hollanda'dayım. 97'de kendi şirketimi kurdum, inşaat şirketimi. İşte bu kasko denen demir, kalıp, beton şirketim var. 2 yıl önce 3 ortakla beraber Laay'den, Den Haag'dan belediye arsa dağıttı ve 3 arkadaş biz burasını aldık. 3 ortak şeklinde şu anda inşaatımız devam ediyor. Hamza Çelik aslen Konya Hadim, Küplüce köyü. Küplüce köyünden 90 yılında Hollanda'ya gelen, 90'dan 97'ye kadar işte kendisi kendi çabalarıyla başka firmalarda çalışan, 97'de de kendi şirketini kuran bir kişidir. Evet. Türkiye'de ne yaptık? Nasıl geldik buraya? Aile birleşiminden mi, yoksa hangi şartlarda geldiniz Hollanda'ya? Hayır, Hollanda'ya 90'da işte liseyi bitirdikten sonra bir yılda biz turist, daha doğrusu önceden turist diye hitap edilen, biz 7 yıl turist kaldık burada. Ondan sonra burada 1990'dan 97'ye kadar, işte 97'de evlilik yaparak, ondan sonra şirketimizi de kurarak hayat bu zamanlara geldi. İnşaat sektörü nasıl girdim demiştiniz? İnşaat sektörü zaten ben Türkiye'de de okulda, cumartesi, pazar veyahut da yaz tatillerinde cep harçlığı olarak inşaatın demir, soğuk demir diye o işte çalışıyordum. Buraya gelince de tabii meslek olarak onu burada biraz daha geliştirdim. 2 yılda okuluna gittim. Şu anda o dal üzerine inşaat sektöründe. Yani burada bu tahsili de yaptınız, evet. Yani geldikten sonra, evet, inşaat, evet, üzerine de çalıştınız ve tahsil yaptınız ve sonradan da kendi şirketinizi kurdunuz. Evet. Şu anda gerçekten nasıl bu yaptığınız girişimden de biraz bahsedin. Yani Laay Belediyesi, Den Haag Belediyesi arsa sattı dediniz. O arsalardan atarak bu şekilde girmiş oldunuz, evet, öyle mi? Yani bu şimdi yapmış olduğumuz müteahhitlik, Türkiye'deki müteahhitlik denen o işi yapıyoruz da. Aslında benim normal firmam Kasko. Bu işçiler zaten çalışan arkadaşlar. Bizim kendi elemanlarımız. Evet. Şu görmüş olduğunuz. Kasko nedir? Kasko değil, işte demir, kalıp, beton. Evet. O işi yapıyoruz biz burada. Normal o firmamız zaten onun üzerine. Demir, kalıp, beton işini normal kendi inşaatım, kendi firmamız yapıyor. Evet. O bu Laak 33'ten ayrı bir firma. Evet. O firma yapıyor. Yalnız biz 3 ortakla buraya başladık. 3 ortak bir firma kurduk. Laak 33 diye. Evet. Biz tabii Laak 33'ün altında çalışan bir firmayız şu anda. Evet, kendi şirketiniz de bu şirketin altında çalışıyor. Evet. Türkiye'de tabii müteahhitlik yapılıyor. Çok fazla yapılan bir şey ama Avrupa'da ben 33-34 senedir Hollanda'dayım ama çok fazla böyle müteahhitlik işi yapan Türklerle karşılaşmadım. Yani yeni belki bu gelişiyor. Yani Türkiye'deki seyircilerimiz için yeni olabilir ama burada gerçekten yeni gelişen bir sektör, yani Türklerin atıldığı bir sektör. Doğru diyebilirim. Doğru diyorsunuz Recep Bey. Türkler, Allah nasip etti, Türklerin içerisinde ilk sefer müteahhitlik yapan 3 arkadaşız biz şu anda. Maşallah. Hollanda'da. Maşallah. Tabii bu Avrupa'nın diğer ülkelerinde daha da geniş ama burada siz başlattınız. Peki nasıl görüyorsunuz inşaat sektörünün Avrupa'daki geleceğini, yani daha doğrusu Hollanda'daki geleceğini? Hollanda'da bir 5 yıl öncesinden kriz var çünkü. Kriz dönemi yaşandı. Yalnız inşaatın içerisinde ben de tabii inşaat firmam var benim. Krizler yaşandı ama tabii bundan sonraki dönem içerisinde ben iyiye gideceğine İnanıyorum, daha doğrusu iyiye gidecek. Evet, inşallah iyiye gider ve gidiyordu zaten. Zaten böyle olmasaydı siz de böyle bir büyük bir yükün altına girmezdiniz. Büyük bir girişimde bulunmazdınız. Yani demek ki şuradan şunu da anlayabilir miyiz? Avrupa'daki ekonomiyi de Türk girişimciler kurtaracak diyebilir miyiz? Onu diyebilir miyiz bilmiyorum. Tabii herkes kendi kaderince, kendi çabasıyla, kendi imkanlarıyla
ben Türklerin, buradaki Türk işveren arkadaşların burayı düşünerek, yani buraya da yatırım, burada paramızı kazanıyoruz. Paramızın da bence burada değerlendirmesini istiyorum yani. Çünkü Türkiye'deki yapmış olduğumuz işlerden başında olmayınca tabii çok paralarımız kayboldu. Yani bence benim görüşüm tabii bu. Türkiye'deki iş, yani Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımızın, işverenlerin buraya yatırım yapalım. Yani hem Türkiye'ye yatırım yapalım hem de buraya da gereken önemli hassasiyeti verelim diyor. Yaşıyoruz. Biz Hollandalıyız. Bizim çocuklarımız burada doğdu. Bizim torunlarımız da burada doğacak. Onun için ben diyorum ki burası da önemli diyoruz. Burası da bizim karnımızın doyduğu yer olarak, burası da bizim vatanımız diyorum. Allemaal groeten in Turkije. En teşekkür ederim. Ben Salih Kesmük, doğma büyüme Denahlıyım. Hollanda'da doğdum, onu da büyüme. Eğitimi buradan aldım. HTS okudum, konstrüktörlük okudum. Konstrüktör olarak çalıştım 5 sene. 5 sene sonra bir çıkış oldu. Yarısını çıkardılar. Ondan sonra Hacı abinin yanına girdim. Girdim gileli 2011'den bu yana Hacı abilerle beraber çalışıyorum. Ermenek Başyayla, Karaman'a bağlı. Evet. Başyaylalıyım. Yani burada hep Konyalılar çalışıyor galiba. Evet, Konyalılar. Tabii ki Hollandalılar ve işinize yarayanlar çalışıyorlar. Ne zaman bitecek iş, inşaat aşağı yukarı? 2015'in ya başı, Ocak ayı gibi düşünüyoruz. Evet Hamza Bey, şu anda ofisteyiz ve yanımızda gençler var. Bu gençler kim? Bunları tanıyalım. Gençler muhasebe, ön muhasebe yapan gençler arkadaşlar. Süleyman. Süleyman. Hakan kardeşimiz. Evet Süleyman, neredeniz? Ben burada kalıyorum. Denahta kalıyorum. Denahta. Türkiye'den neredeniz? Neresinden? Konya'dan. Neresinden? Kızılöz köyünden. Kızılöz. Evet. Siz neredensiniz? Sizin isim neydi? Ben Hakan'ım. Ben Makedonya'dan geliyorum. Oo, Makedonya ne? Üsküp'ten. Üsküp. Oo, Üsküp'e gitmiştik biz. Üsküp'te de çekimlerimiz oldu zaman zaman. İçinden mi Üsküp'ün? Ya Üsküp'ün yan tarafında. Kalkandelen'e gittim ben bak. Kalkandelen'i biliyorsunuz değil mi? 50 kilometre Üsküp'e. Oralar gerçekten gidip görmeye değer yerler. Teşekkür ediyorum. İsim neydi? Hakan. Hakan. Evet Hamza Bey, şu anda da ofise geldik. Sizin ofise geldik. Ofise gelmemizin sebebi, biz aslında yapmış olduğumuz iş inşaattan ayrı. Asıl bizim demir, kalıp ve beton üzerine olan bir firmamız. Yanında biraz önce gördüğünüz arkadaşlar, muhasebeye bakan arkadaşlar. Bu şekilde bir firmayız biz bu anda. Evet, yani ben şunu demek istemiştim aslında. Hani ben size sormuştum yolda, Türkiye'den gelip de direkt inşaata girip inşaatta başlamak mümkün mü diye sormuştum. Siz bu mümkün değil. Yani mümkün. Yani ben de üniversitede okurken, lisede, üniversitede okurken hafta sonları inşaatta çalışmamın avantajıyla dediniz değil mi? Tabii, yani ben aslında Türkiye'de cumartesi, pazar ve yaz tatillerinde çalışarak inşaattaki demir, daha doğrusu soğuk demiri kendim öğrenmişim, orada da farkında değilmişim. Buraya gelince demir üzerine tabii inşaata başladık. Biz kendimiz o işi Türkiye'de öğrenmişiz, farkında varmamışız. Hollandalılar tabii işe de başlayınca işten anlayan kalifiye insanı elbette ki seçerler. Orada kaldık. Öylelik süre, yani bu zamanlara geldik. Yani öbür türlü inşaata girmek, inşaattan anlamamak, yani iş yapmak zor bir iş. Çünkü benim en güzel yaptığım işi de sevdiğim için hoşlanıyorum yıllardır.
dökerim aman, aman aman. Affedersin beni buralardan, al bir efendi bütün suçlarını, affedersin. Muhterem hazurun, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Konya Kültür ve Dayanışma Derneğimizin organize etmiş olduğu 3. Konya Sevdalıları programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aramızda çok değerli, Türkiye'mizden ve Hollanda'mızdan çok değerli misafirlerimiz var. Hepiniz adına ve organizemiz adına kendilerine hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum. Hidayet Esenkaya Bey'i açılış konuşması yapmak üzere o güzel alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Sayın belediye başkanlarım, sayın konsolos muavinim, değerli müsiatın başkanı ve değerli konuklar, iş adamlarımız, Konya sevdalıları, çok kıymetli misafirlerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada üçüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel hale gelen Konya sevdaları programı çok renkli, neşeli, eğlenceli bir şekilde geçmesi temennisiyle konuşmama başlamak istiyorum. Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı belki çoğumuzun da bildiği gibi 2012 yılında kuruldu. Ocak-Şubat aylarında 7 Mart 2012 tarihinde de resmi açılışı yapıldı. Bütün Konya'ya, Hollanda'ya tanıtımı yapılarak herkese duyurduk. Arkasından 2 sene içerisinde yapılan çok çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Bunlardan şu anda bulunduğunuz 3. Konya Sevdaları gibi birincisi ve ikincisi de yapıldı. Belki çoğumuz bu programlarımıza katıldı ama katılamayanlar da bunun mutluluğunu inşallah bugün yaşayacaklar. Ayrıca Multifestine dediğimiz her sene geleneksel olarak düzenlenen programda Konya Vakfı yerini alarak orada da Konya Vakfı'nın tanıtımı ve Konya'nın tanıtımı alanında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca çoğunuzun da belki yine bildiği gibi bu sene başında 2014 yılında 80 adet akülü aracı engelliler için topladığımız aracı Konya'ya ulaştırdık ve dağıtımını gerçekleştirdik. Ve bu arabalara katkıda bulunan değerli hemşerilerimizden, hayırseverlerimizden de Allah razı olsun, onlara huzurlarınızda da buradan teşekkür ediyorum. Doktor Kolayenstraat'ta Amsterdam'da vakfımızın kültür ve sanat evinin açılışını yaptık. Çok görkemli bir açılışımız oldu. Belki çoğumuzun sosyal medyadan da takip ettiği gibi 6 tane milletvekilimiz, tabi o da bizim için sürpriz oldu, başka bir program için gelmişlerdi. Buraya çağırdık, sağ olsun geldiler. Onların katılımı, yine belediye başkanlarımızın katılımı, birçok sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının ve temsilcilerinin katılımı ile görkemli bir açılış yaptık. İsterseniz YouTube'dan da Ali kardeşimiz çekti, oraya koydu. Ali Andal kardeşimiz, oradan izleyebilirsiniz. Hepinizi bu kültür ve sanat evine destek olmaya, vakfımıza destek olmaya çağırıyorum. Hepinizin vereceği bir şey vardır. Bu sözü her zaman söylüyoruz, belki tekrar olacak ama kimimiz gönlünü verir, sevgisini verir. Kimimiz parasını verir, maddi kaynak sağlar. Kimisi de yardımcı olur, üye olur. Tekrar hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Programımıza hoş geldiniz diyorum. İnşallah iyi vakit geçirirsiniz. Selamünaleyküm. Değerli misafirler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, medeniyetimizin beşiği, Anadolu'muzun ilk başkenti,
ilk başkentinin güzel insanları 3. Konya Sevdalılar Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Konya'nın havasını teneffüs etmiş olan Mevlana'yı, Şems-i Tebrizi'yi ve daha nice büyüğümüzü saygı ve minnetle yad ediyorum. Konya'mız her zaman barış ve huzurun, esenlik ve hoşgörünün kenti olmuştur. Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğü gibi olan ya olduğu gibi görünen şehridir aziz Konya. Konyalı kardeşlerimiz yaklaşık 50 yıl önce başlayan gurbet yolculuğundan günümüze değin dilinden, dininden ve kültüründen asla taviz vermeden milli birlik ve beraberliklerini en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan hemşerilerimizden olmuşlardır. İnanıyorum ki bu güzellikleri her zaman büyük bir gurur ve onurla yaşatacaksınız. Buradan genç kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Yaşadığınız bu ülkede mutlaka ama mutlaka üniversite eğitiminizi tamamlayın ve çok iyi derecede yabancı dil öğrenin. Bulunduğunuz her ortamda Konya'mızı ve ülkemizi tanıtarak birer kültür elçisi olunuz. Bu vesileyle böyle güzel bir programı tertipleyen Konya Vakfı ve Danışma Derneği'ne, bu etkinliğe büyük bir coşku ve heyecanla katılan, gurbette yüreği sıla hasretiyle yanan siz değerli Konyalılara ve Konyalı sevdalarına teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Evet, saygıdeğer Konyalı hemşehrilerimiz, sayın başkanlarımız, sayın vakıf başkanımız, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hekimliği yapmak konuşmaktan daha kolaymış. Buraya çıkınca bunu anladım. Hele bu konuşmayı yabancı dilde yapıyorsanız, ben Bosna Hersek kökenli, Bosna kökenli bir kardeşiniz. 20 yıldır Konya'da görev yapıyorum. Türkçe biliyorum diye düşünüyordum ama buraya çıkınca çok zormuş. Konya geldiğinizde bu kadar zor olmayacak. Daha rahat ben sizinle iletişim kuracağım inşallah. Hastaneyi tanıdınız arkadaşlar. Tekrar hastaneyle ilgili bir şey söylememe gerek yok. Bir tek burada videoda bahsedilmeyen bir konu var, o da sizi ilgilendiriyor. Agis sigortasıyla anlaşma yapmış bulunmaktayız. Agis'le ilgili siz az çok biliyorsunuz. Yurt dışına Türkiye'ye geldiğiniz zaman anlaşmalı kurumlarda nasıl hizmet alacağınız. Biz özel bir birim kurduk Agis'li hastalarımız için. Özel görevlilerimiz var. Arkadaşlar bu konuda size yardımcı olacaklar. Agis'li olmayan arkadaşlar, Agis'in reklamını yapmıyorum ama Agis'li olmayan vatandaşlarımız da geldiği zaman yine elimizden geldiği her şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Konya'ya geldiğiniz zaman sağlıklı, mutlu olun. İnşallah bize ihtiyacınız olmaz. Bize gelin, çayımızı için bir tanışalım, oturalım. Ama ola ki ihtiyacınız olursa Konya'da Büyükşehir Hastanesi'nde size hizmet etmekten mutluluk duyarız inşallah. Arpa tanesine, buğday tanesine, çavdar tanesine, bin kez baktım, bin buğday tanesi önümden geçti. Tarlalardan tezek topladım, odun topladım. Bir muhtar çakmağına bin kere baktım, bin ışık sepeti doldurdum. Bin kere ağladım, bin kere güldüm, bin kere sevindim ama bir kere aşık oldum. O da Anadolu'ma, vatanıma, toprağıma, Konya'ma.
Konya'yı gör meramı diyorum. Aramızda Meram Belediye Başkanımız var, Fatma Toru hanımefendi. O güzel alkışlarınızla buraya alıyorum. Şu anda aramızda bulunan kıymetli Karatay Belediye Başkanım, Müsiyat Başkanımız, çok değerli dernek başkanımız, dernek yöneticilerimiz, çok değerli basın mensuplarımız, saygıdeğer konuklar, çok kıymetli Konyalı hemşehrilerim. Öncelikle en içten duygularımla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Meram'dan, memleketimiz Konya'dan, Türkiye'den hepinize kucak dolusu selamlar getirdim. Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 3. Konya Sevdalıları programında burada sizlerle birlikte bulunmaktan son derece mutluyum. Bu topraklara gelen kardeşlerimiz sadece emeklerini değil, iyi niyetlerini de getirdiler. Ve çok muhteşem bir başarı sağlayarak gurbeti sılaya dönüştürdüler. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir diyen Hazreti Mevlana'nın hemşehrisi olan sizler elbette Hollandalılara bu geleneği, bu gerçeği yaşayışınızla gösteriyorsunuz. Bunu biz burada müşahede etmiş bulunuyoruz. Biz de Türkiye'deki yerel yöneticiler olarak başta Avrupa olmak üzere dünya geneline yayılmış vatandaş ve soydaşlarımızla güçlü bir köprü kurmak istiyoruz. Elbette aramızda gönül köprüsü var. Elbette sizin yüreğinizin yarısı Türkiye'de. Bunu biliyoruz. Ancak siyasi, ekonomik, kültür ve eğitim noktasında bu köprüyü sağlamlaştırmak, genişletmek bugünün dünyasında artık bir zorunluluk haline geldi. Yurt dışında yaşayan siz gurbetçilerimizin bulunduğu yerlerde her biriniz ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Kurduğunuz sivil toplum örgütleriyle haklarınızı en iyi şekilde savunuyorsunuz. Biz bu kuruluşların Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda daha fazla sorumluluk yüklenmelerini, memleketimizi ve sadece bize ait olan güzellikleri, yaşadıkları yerdeki insanlara ifade etmelerini gönülden arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Sizlerin de bu STK'ları, kuruluşlarımızı ve derneklerimizi desteklemenizi, faaliyet alanlarında görev üstlenmenizi ve onlara sahip çıkmanızı bekliyoruz. Değerli hemşehrilerim,
Mevlana Diyarı Konya'nın tarihiyle, yeşiliyle meşhur ilçesi Meran Belediyesi olarak Hazreti Mevlana'nın sevgisiyle yoğrulmuş dilini ve anlayışını dünyanın çeşitli ülkelerindeki kardeş ve şehirlerimizde paylaşıyoruz. Çünkü Konya'da Mevlana'nın hakikate, hakkaniyete, adalete çağıran, bunun için bir ney gibi inleyen merhametli sesi duyuluyor. Biz, bizi ebediyete çağıran bu sese kulak vererek millet olduk. Bu sese gönül vererek yüzyıllarca dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklılıklar içinde bir ruh olarak yaşadık. Biz Konya halkı olarak Hazreti Mevlana'nın evrensel mesajını dünya üzerinde egemen kılmaya, evrensel barış ve kardeşliği tesis etmeye çalışırken bunu en evvel kendi evimizde, kendi ocağımızda başarmak, Mevlana yurdundan ne olursan ol yine gel mesajını iletmek istiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, 30 Mart 2014 yerel seçimleri Türkiye için hayati öneme sahip bir seçim vasfında kritik bir eşik olarak tarihsel süreçte yerini aldı. 30 Mart seçimleri AK Parti iktidarımızın başlattığı büyük ölçekli projelerin, kazanımların milletimizden yeniden teyit aldığı bir tarih oldu. Milli irademizin ve demokrasimizin güçlenmesi anlamına gelen, geleceğimizi belirleyen bu hizmet seçiminde verilecek her oyun ülkemizin kaderinde etkili olacağı şuuru ile halkımız oyunu kullandı. Ve ilk kez Cumhurbaşkanı halkımızın oyu ile seçilecek. Yine aynı şuur ile sandık başına gitmemiz gerekiyor. Siz değerli gurbetçilerimizden de aynı şuurla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu kullanmanızı bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde belediye seçimlerinde ilk olarak 1930 yılında kadınlara seçilme hakkı verilirken 30 Mart 2014 seçimlerinde başörtülü olarak aradan tam 84 yıl sonra ilk kez seçilme hakkına erişilmiştir. Bugünün Türkiye'si gerçek anlamda demokratikleşmiştir. Benim başörtülü biri olarak belediye başkanı seçilmem aynı zamanda Türkiye'nin özgürlükler noktasında önemli mesafeler aldığının, demokrasi açısından olgunlaştığının, normalleştiğinin de bir göstergesi oldu. Sayın Başbakanımızın özgürlükler alanında atmış olduğu adımlar neticesinde bugüne kadar eğitimde, çalışma hayatında ve aktif siyasette hak ettiği yere gelemeyen Anadolu insanına da aktif siyaset yolu açılmış oldu. Sayın Başbakanımız Türkiye'nin vizyonunu değiştirdi. Milli iradenin ve demokrasinin önünü açtı. Türk insanının kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmasına vesile oldu. Geçmişte muhafazakar değerleri benimsedikleri için ötekileştirilen, yok sayılmak istenen Anadolu insanının ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda özgürce kendisini ifade edebilmesinin yolunu açtı. İnşallah bizler bu kazanımları kaybetmemek üzere hep birlikte, siz değerli hemşehrilerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Çünkü çekilişlerimiz var. Başkanımızdan iki tane çekiliş yapmasını istiyorum. Birinci çekilişte ne veriyoruz arkadaşlar? Tencere takımı. Bağ var. Evet, bir tencere takımı. Evet, bayan olunca direkt ben size tencere takımı uygun görünce. Buyur efendim. 36. Efendim, gezseniz dünyayı, Konya'yı da görseniz, Meram'a da gitseniz Konya'ya gitmiş olmazsınız. Çünkü Konya'ya gitmek için Karatay'a gitmeniz lazım. Neden? Çünkü Karatay'da dostluğun, sevginin, muhabbetin, barışın sembolü Hazreti Mevlana yatıyor. Şimdi Karatay Belediye Başkanımız Mehmet Bey'i alkışlarınızla buraya alıyorum. Çok değerli Meram Belediye Başkanımız, Başkonsolos Vekilimiz, değerli Vakıf Başkanımız, çok değerli Genel Müdür Yardımcımız, Büyükşehir Hastanemizin değerli Başhekim Vekili, değerli Yönetim Kurulu üyeleri, çok saygıdeğer hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hoş geldiniz diyorum. Efendim, çok fazla konuşmaya boğmamak lazım ama
Altınekin'den, Cihanbeyli'den, Kulu'dan, Doğanhisar'dan, Yunak'tan, Akşehir'den, Beyşehir'den, Ermenek'ten, Ahırlı'dan, Bozkır'dan, Hadem'den, Çumra'dan, Karapınar'dan, Akören'den, Hulasa Altınekin'den, Emir Gazi'den, her taraftan hemşehrilerimiz var. Biz de Hazreti Pir'in diyarından sizlere selam getirdik, muhabbet getirdik. Konevi'den selam getirdik. Ladikli Ahmet Ağa'dan selam getirdik. Hulasa Konya'dan selam getirdik. Selamların en önemlisi de Türkiye'de bir tane olan, Konya'da bir tane olan ve Karatay'da bir tane olan Hazreti Mevlana'dan, Hazreti Pir'den selam getirdik. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. Bir açılış gerçekleştirildi Hollanda'da, Amsterdam'da. Kültür evimiz açıldı. Bereketli bir açılış oldu. Milletvekillerimiz buradaydı. Meram Belediye Başkanımız buradaydı. Ben özellikle vakıf başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Konya'da 80 tane özürlü aracın, akülü aracın dağıtımını birlikte gerçekleştirdik. Sizlerin gönlü Konya'da, bizlerin gönlü Amsterdam'da, Köln'de, Viyana'da. Hamdü senalar olsun. Çok fazla konuşmak istemiyorum, lafa boğmak istemiyorum ama bizler buralara kadar geldik, sıla-i rahim yaptık. Konya'da adresiniz var, adresleriniz var. Meram'a bekliyoruz, Selçuklu'ya bekliyoruz, Karatay'a bekliyoruz inşallah. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Check out. İçin çekiliş yapılacak. 48. 48. 48. Evet. Bir kızımıza çıktı. Alkışlarla buraya alıyoruz. Evet. Evet. 243. 243. Bakıyorum şöyle. Hani nerede? Göremiyorum. Evet. Meram Belediye Başkanımızla beraber alıyoruz. Vakıf Başkanımızla sanırım bir hediyemiz varmış. Karatay Belediye Başkanımızın ve Meram Belediye Başkanımızın.
Allah'ın vermiş olduğun nimetlere sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi, bu nimetlerden istifade edemeyen kardeşlerimize de fazlasıyla ihsan eyle ya Rabbi. Burada bulunan, duamıza amin diyen kardeşlerimiz içerisinde hasta olanlar var ise, onların maddi ve manevi rahatsızlıklarına Eşşafi ismi şerifinle şifa ver ya Rabbi. Şifa verenlerin en yücesi sensin, şifa ver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, burada bulunan duanımıza amin diyen kardeşlerimizin bütün çoluk çocuğunu El-Hadi isminle hidayette kıl ya Rabbi. Bizleri hidayette kıldıklarından neyle ya Rabbi. Bizleri dalalete düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, Cenab-ı Hakk'ın rızasının celbi için, dünya ve ahiret saadetimiz için, Allah rızası için. El-Fatiha. Efendim, aramızda çok değerli hocamız Ali Kartal var. Hemşerimiz Konya için yazdığı bir şiiri bizle paylaşacak. Yurdumun merkezi, kalbidir Konya'm. Öz yurdum, sılamdır mübarek dünyam. Gün geçtikçe artar Konya'ma sevdam. Konyalı olmamız Hakk'ın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Mevlana Sultanı bağrına basmış, tevhid sancağını ufkuna asmış. Konya'dan ayrılmak ne büyük yasmış. Konyalı olmamız Hakk'ın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı.
Konya erenleri Şems-i Tebrizi, Hacı Veyszade Mustafa Efendi, meramda metfundur ateşbaz veli, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Ali Ulvi hocam, o da kurucun, Resul şiirleri candan vurucun, Evliya türbesi Konya'm her ucun, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Merhum Tahir hocam vaaz üstadı, hala gönüllerde vaazının tadı, sonsuza dek baki inşallah adı, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Konya'm cenneti bu yalan dünyanın, delisi de veli olur Konya'nın, Silleli İsmail vardı onu da anın, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır şu Konya'nın insanı. Konya'm gönüllerde, şiirde, dilde, iki hicret şehri Şam ve Medine, üçüncü Konya'mız muhayyer belde, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Burada bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Peygamberimiz Mekke'de rahat bırakılmayınca hicret için Cenab-ı Allah peygamberimize 3 tane şehir gösterdi. Hadis kitaplarında bu var. İsteyen kardeşlerime bunu gönderebilirim. İnternette de ararsanız Belde-i Muhayyere Konya diye ararsanız bulursunuz. Allah Resulüne hicret etmesi için Cenab-ı Allah 3 tane şehir gösterdi. Bunlardan birisi Medine, birisi Şam, üçüncüsü de Konya'ydı. Peygamberimiz yakın olması sebebiyle Medine'yi tercih ettiler. İki Ahmet Ağa, biri Ladikli, Silleli Kör Ahmet, eski Gedikli, Konyalım hayırhah, yufka yürekli, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Meclisten vekiller hepsi hoş geldi. O gün açılış günümüzde var idiler. Mutlu günümüzü teşrif eyledi. Konyalım hep milli, manevi dedi. Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Vakfımız merama bir haber salmış. Başkanım verilen mesajı almış. Fatma Tuğrul Hanım hoş sefa gelmiş. Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Karatay ilk Konya, hem çok değerli, başkanı kıdemli, çok da hünerli. Hoş geldin başkanım Mehmet Hançerli. Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Teşekkürüm vakfın yönetimine, katılan zevatın her bir ferdine, Konyalım sevdalı memleketine, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Güzel Konya'mızdan ayrı kalsak da, hasretiyle ya mahzun olsak da, Ali hocam gurbet elde ölsek de, Konyalı olmamız hakkın ikramı, bir başkadır Konya'mızın insanı. Allah'a emanet olun. Evet, şu efendiliğiyle çok sevdiğim değerli bir kardeşimiz, türkülerimizi bize söyleyen Sami Çelik kardeşimizi o güzel alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Sunuyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz bize. Hoş geldik. Hoş gördük. İyi ki varsınız sevgili hemşehriler. Hey, hey.
ayrılalım aman aman. Yar yar aman. Ayağına değende taşlar eşlenir aman. Aman aman. Saf edersen beni buralardan al git efendim. Bütün suçlarımı. Eller havada. Evet Konyalılar hemşerilerim. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Baş başıya. Aman edalım aman aman. Yar yar aman. Gözlerimde kanlı da yaşlar dökerim aman. Aman aman. Saf edefendim beni buralardan. Al git efendim bütün suçlarımı. Affedefendim. Bir tempo istiyorum. Tempo, tempo, ne olur ablalar, bacılar. Hadi, 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 hadi. Tempo istiyorum, lütfen. Lütfen. Ali abi, çiğ köfte süper. Ferdin abi nerede? Dur bey dur, bey de Mustafa. Durdurdun beni, gel gel aman. Biz aşıkken bana da sevdim. Durdurdun beni, gel gel aman. Aman gel gel aslan Mustafa aman. Hayre gel gel garip başlı yarım var. Aman dur gel 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 aslan Mustafa aman. Hayre gel gel. Eller havada, tempo istiyorum. Tempo, tempo. Ablalar bacılar ne olursunuz. Ta İstanbul'dan geldik, sadece sizin için geldik. Bir alkışı çok görmeyin bize ne olursunuz. Hadi bakalım. Emin Bey sizi bekliyoruz. Emin Bey lütfen. Ferdun abi hadi ya. Of of. Karamanlı Akseki'den, Ereğli'den, Bozkır'dan, Taşbaşı'ndan, Konya'dan, Çağlayan'dan, Konya'dan, Konya'dan. Sensin beni buralardan ağlatan vay vay. Koyalım yürü, yürü yavrum yürü. Saçlarını sürü, şimdi geçtim dar. Ereğlimi anlattılar beni beni, vermediler seni. Şimdi geçtim dar Akşehirlimi. Vatanım, vatanım, vatanım. Gel Konya'nın bir taşları atalım. Vay vay Konya'nın yürü. Yürü yavrum yürü yürü. Taş başına yürü. Şimdi geçsin uzak
küçük hisarlıklı biri. Aldattılar beni, beni vermediler seni. Adyanat'ta duruyor eller harikasınız. Konya Spor'da bir tane alıyorum. Aldım bir tane. Evet, araba çekilişi. Araba çekilişi. 163. 163. Recep Koluksa. Recep Koluksa'na. Onunla mı? Tamam. Telefon edip sorar mısın? Recep kardeşim, hayırlı olsun. 163 numara sende mi? Bir dakika, megafonu nereden? Ha, buradan. Söyle abim. Seni dinliyoruz. Abi, şimdi sen bir çekiliş daha yap. Tamam. Benden hediye olsun, benden sonra çıkan arkadaşlara. Bir alkışlar mısınız lütfen? Bir alkışlar mısınız? Evet. Aynen söylediğini söylüyorum. Abi bir çekiliş daha yap. Benden hediye olsun dedi. Lütfen gitmeyin, arabamızı çekiyoruz. Alkışlar mısınız Recep Koluksa'yı? Teşekkürler Recep'im, sağ ol. Konya Sporlu. Ne Konyalı vallahi. G harfinden 3 tane hayvan sayın demişler. Koyun, kuzu, keçi demiş. 16. 16. Gel ablacığım, gel. Vallahi gidiyordun, sayılmaz. Gidiyordun, ayağa kalkmıştın, olmaz. Olmaz, ayağa kalkmıştın, sayılmaz. Gel ablacığım, gel güzel. Gel, araba çıktı, gel, araba kazandın, gel. Göreyim. 16, alkışlar mısınız? Evet, evet, alkışlayın lütfen. Alkışlayın. Yunus abi, çek al. Çek. Ha. 16. Ablacığım, nerelisiniz? Konyalıyım. Neresinden? İçinden. Hangi mahalle? Mengene. Mengene'den. Güzel. İsminizi de söyleyin. Fatma Üzümcü. Fatma? Üzümcü. Üzümcü. Fatma Üzümcü hanımefendi, kardeşimiz arabayı kazandı. Anahtarını ortaklarımız. Gelin kardeşim. Gelin, hayırlı uğurlu olsun. Anlatamam hani, şaşırdım, bana çıkın sıra, hiç beklemiyordum. Doğrusunu söyleyeyim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, Allah'ın kesesine bin bereket versin. Allah'a emanet olun, seni çok seviyorum. Konya Vakfı'na destekleyin, her zaman yanında olun, her zaman yanında olun. Konya'ya teşekkürler, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Bugün sizlere bir kiraz bahçesinin önünden hitap ediyoruz. Biraz dışarıya çıkarak, dışarıda biraz görüntüler elde etmek istedik. Değişik görüntüler, güzel görüntüler yakalamak istedik. Bahar havası, yaz havası ve belki dedik güzel görüntüler elde ederiz. Bu bölge gerçekten kiraz ağaçlarının, kiraz bahçelerinin yoğunlukta olduğu ve bolca kiraz üretilen bir bölge. Kiraz bahçesi demişken burada da bir kiraz bahçesi var. Kersenhof'u yazıyor Hollandaca ve bunun Türkçesini çevirecek olursak kiraz çiftliği diye çevirebiliriz. Burada da ilginç bir ağaçların ilginç şekilde, mobil bir şekilde, taşınabilir şekilde yapıldığı bir çiftlik ve gerçekten güzel bir üretici. Zaman zaman geliyoruz, alışveriş yapıyoruz burada ve ilgimizi çeken bir kiraz bahçesi burası. İsterseniz hemen buraya bir gezelim. Before about your Kersa, what do you allemaal kunt u mij ons vertellen? Ik verbouw hier kersen, ja. Niet alleen kersen. De hoofdzak is wel de kersenbranche. Evet, şunu sordum. Burada neler yetiştiriyorsunuz diye sormuştum. Kiraz, çilek,
domates ve değişik ürünler yetiştiriyor. Ama tabii ilk başladığınız ürün burada, çünkü kiraz çiftliği yazıyordu. İlk başladığınız ürün kiraz dedim. Doğru, kirazla başladı. Du tut open andere manier dan andere. Want u heeft hier mobiele bomen? Ja, gedeeltelijk doen we het anders. Achter staan ze gewoon in de grond, zoals normaal geteeld wordt. Şunu sordum, yani diğer üreticilerden değişik bir şekilde yetiştiriyorsunuz kirazları diye. Çünkü gördüğünüz gibi mobil ağaçlar var. Yani normal toprakta olan ağaçlar değil de taşınabilir ağaçlar var. Çünkü arka tarafta anlattığına göre arka tarafta normal toprakta olan ağaçlar var. Ama ön tarafta da biraz sonra gezeceğiz ağaçlar var. Bunlar yani yıl sonunda öbür tarafa taşınabilir diye anlattı bize. Ve gördüğümüz gibi de zaten öyle. İsterseniz hemen bir geziye çıkalım. Bakalım bir nasıl yapmış. Nereden bu aklınız geldi böyle bir şey koymak? Hoe bent u op het idee gekomen om zo iets te beginnen? Of bestond die al? Eigenlijk bestond die al. Er was een andere kweker en die had een boom of vijf. Şunu sordum biraz önce. Yani bu var mıydı böyle bir şey diye. Dedi ki aslında bu başka birisi başlatmıştı ama o daha çok böyle hani görüntü için böyle bir şey yapmıştı. Ama ben bunu biraz daha geliştirdim. Burada insanlar bu ağaçların arasında yesinler diye. Bir de hem park yerine daha kullanışlı olabilmesi için dedi. Zijn dit andere soorten kersen wat u hier kweekt of was gewoon? Er zijn de gewone soorten voor in Nederland ook. Allemaal verschillende soorten. Ya şunu sordum. Bunlar yani değişik tipte olan ağaçlar mı diye sordum. Dedi ki yani bizim dedi erken olan kirazlar var, geç olan var. Yani aşağı yukarı dünya çapında 150 çeşit kiraz olduğunu söyledi ama bizde dedi 15 çeşit kiraz üretiliyor dedi. Zijn dus die in Nederland gekweekt worden eigenlijk. Of verbouwd worden. Niet alleen in Nederland worden soorten gekweekt. Dat... Yani Hollanda tam kiraz yani üretmede, üreticide yeni şeyler, çeşitler çıkarmada çok ünlü değil ama dedi yani dünyadaki olan kirazları burada da bulabiliyoruz. Bu 6. haftada açan kirazlardan. Bu daha sonra bu tahmini göre Çekoslovakya'dan Çekiye. Dacht dat deze oorspronkelijk geteeld werd in Tsjechië. Tahminim göre Çekoslovakya'dan, Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Bu daha ileriden. Yani hepsi şunu söylüyor. Birisi başlıyor o yetiştikten sonra diğeri, ondan sonra diğeri bu şekilde. Gerçekten güzel bir ortamdayız ve şu anda akşam üzeri ikindi vakti. Yani böyle bir bahçede olmak gerçekten güzel. İnsana değişik bir duygular veriyor. Burada olmak, yani bunun içinde olmak gerçekten insana ayrı bir güzellik veriyor. Zijn er ook klanten die hier willen eten? Burada yemek isteyen müşteriler de oluyor mu diye bir soralım bakalım. Jawel, die zijn er natuurlijk. Die vooraan hebben dus een terrasje ingericht. En dan kunnen de mensen dus daar de kers te plekken eten. En dan is het mooi om ertussen te zitten. Dat vinden de mensen leuk. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om een kersenhoeve op te richten? Yani böyle bir kiraz çiftliği kurmak nereden aklınız geldi? Çünkü burası aslında bir şehrin kenarında bir yerde. Bir soralım bakalım nereden aklına gelmiş. Çünkü ilginç bir konsept gerçekten. Ik vind het een mooie formule, een mooi concept. Mijn hele familie zit in de tuinbouw. Bu soruma şöyle bir cevap verdi çiftçi. Dedi ki benim ailem zaten bu işin içindeydi. Baba tarafım, anne tarafım da zaten kendim de çok bu tür bahçelerde çalıştım. 10 sene önce Serra'da, in Serra bent u begon. Nee, nee. 10 jaar geleden is een kennis van mij met kersenbronnen in de kas. In de Serra. En 2 jaar daarna... Ik zat 2 jaar lang al over na te denken om hier in Soest. Şöyle söylüyor. Bulunduğumuz yerde, dünkü yaptığımız çekimlerde orası gerçekten buraya 40 aşağı yukarı 40 kilometre uzaklıkta ve çok kiraz üretilen bir yer. Oraya yakın bir yerde başlamış. Yani şöyle diyor. Bir arkadaşım diyor işte Serra'da başlamıştı bunları üretmeye. Ben de burada böyle bir şey yani. Bu bölgede yok hemen hemen böyle bir çiftlik. Böyle bir şey bir denesem nasıl olur diye başladım diyor.
İlk defa küçük başladım. Bu arkamda gördüğünüz yerde başladım. İşte ön tarafta satmaya başladı. Aslında ben de takip ediyorum uzaktan. Çünkü zaman zaman gelip burada kiraz aldığımız bir çiftçi. Ve işini gerçekten dürüst yapıyor ve emek vererek sevgiyle yetiştiriyor kirazlarını. Ve daha sonra büyüdükçe artık geliştirmeye başladı ve gördüğünüz gibi burada gerçekten büyük bir bahçe olmaya başladı. We have kijkers over the whole world, in Turkey, in Duitsland, Turkije is natuurlijk, in Turkije wordt ook heel veel kerst gekweekt. Türk televizyonundanız ve Türkiye'de de kiraz üretiliyor. Dünyanın her tarafında izleyicilerimiz vardı. What have to contact met Turkije of? Nee. Bent u wel eens daar geweest? Ik ben twee keer op vakantie geweest. En waar bent u geweest? Mijn vrouw heeft toen alles georganiseerd. De tweede keer was bij dat golf resorts. Ik weet niet welke plaats het was. Antalya zal het wel zijn. Türkiye ile bu kiraz konusunda, çünkü Türkiye'de tabi üretimde kiraz da üretiliyor tabi Türkiye'de. Yoğun üretiliyor. Dedim bu konuda bir kontağınız var mı? Yok dedi. Ama Türkiye'ye gittiniz mi dedim. Gittim dedi. Neresi dedim. Bilemedi. Eşim biliyor bunlar dedi. Herhalde Antalya'da golf oynamaya gitmiş. U heeft, what is eigenlijk uw formule? Het is gewoon... U heeft een apart formule, vind ik. Selam söylemek ister misiniz dedim Türklere, Türkiye'deki ve dünyanın her tarafındaki. Selamlarımızı iletiyoruz diyor ve herkes buyursun gelsin diyor. Tabii ki nasip olur buraya gelirseniz ve bu sezonda gelirseniz inşallah beraber bir kiraz yeriz burada. Kapanışı bu hafta böyle yapmak istedim sayın seyirciler. Değişiklik olsun. Yaz ayındayız. Kirazların olduğu, meyvelerin olduğu bir aydayız. Bu şekilde bir kapanış yapalım dedik. Bugünkü programımızı inşallah severek izlemişsinizdir. Kiraz bahçelerinde biraz gezinti yaptık. Ve iki hafta önce yayınladığımız Esslingen, oradaki kardeşlerime tekrar selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah kendileriyle diyalogumuz, görüşmelerimiz devam edecektir. Çıkan imamları, yetişen insanımızı takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu tür eğitim yuvaları Avrupa'nın her tarafında açılmaya ve gelişmeye devam eder diyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.